Kıymetli Kanal Avrupa izleyicileri, Avrasya Notları programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Avrasya'da ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi gelişmeler başta olmak üzere güncel konuları uzman konuklarıyla ele alıyoruz. Bu akşam yine çok önemli bir konuğu Ankara stüdyolarımızda ağırlıyoruz. Geçmişten günümüze su kullanımı, ülkemizde su yatırımları, mega ve vizyon projeler, suyun hayatımızdaki yeri ve önemini gündeme taşıyoruz. Ben fazla zamanınızı almadan konuğumu sizlerle buluşturmak istiyorum. Konuğumuz Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Eski Bakan Yardımcısı, aynı zamanda Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Danışma Kurulu Başkanı Sayın Akif Özkaldı. Sayın Özkaldı, stüdyolarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu vesileyle izleyicilerimize de küçük bir anekdotu paylaşmak istiyorum. Tabii. Hayatınızın çok önemli bir evresindesiniz. Evet. 1963 yılında başlayan 60 yıllık bir ömrün zirve noktasında 37 yıllık kamu hizmetiyle şu an ekranlarımızda izleyicilerimizle karşı karşıyasınız. Bu 37 yıllık süreç içerisinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok önemli projelere imza attığınızda bizler çok yakinen şahidiz. Özellikle 37 yıl önce başlamış olduğunuz mühendislik çalışmalarınızı özellikle Devlet Su İşleri, kısa adıyla DSİ Genel Müdürlüğü'nde en alt kademeden en üst kademeye kadar mega diye nitelendirebileceğimiz, vizyon diye nitelendirebileceğimiz Türkiye Cumhuriyeti tarihinin çok önemli projelerine imza atabilme ve o projeleri bizatihi koordine edebilme şerefine ve onuruna da nail olmuş bir isimsiniz. Belki klasiktir, kendinizden bahseder misiniz diye bütün programlarda sorarlar. Biz de es geçmeyelim, kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Çünkü birazdan izleyicilerimizle de buluşturacağımız çok önemli bir eseriniz var. Bu 37 yıllık çalışmanın nihayetinde ortaya koymuş olduğunuz eserleri toplamış olduğunuz güzel bir eser. Birazdan izleyicilerimizle paylaşacağız. Henüz ismini vermiyorum ama bu eserin girişinde özellikle annenize ithaf etmiş olduğunuz Şükran teyzemize ithaf etmiş olduğunuz çok önemli cümleler var. 1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne master yapmak üzere gittiğiniz esnada teyzemizin sizlere kullanmış olduğu çok önemli bir anekdotu burada paylaşmışsınız. Onu da ben izleyicilerimizle paylaşarak sohbetimize giriş yapmanızı istirham edeceğim. Buyurun, söz sizlerde efendim. Teşekkür ederim Hikmet Bey. Hayırlı yayınlar dilerim. İnşallah güzel bir çok yayın teşekkür olur. Ediyorum. Belirtmiş olduğunuz gibi yaklaşık 60 yıllık ömrümüzün 36,5 yaklaşık 37 yılı hakikaten suyla geçti diyebiliriz. 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olduğumda tabii burslu bir öğrenci idim. Devlet Su İşleri ile buluşmamız İTÜ'de öğrencilik yıllarımızda başlar. Dolayısıyla mezun olur olmaz göreve DSİ'de başladık. Erzurum'da hikayesi başlar. Bir proje yapmak için genel müdürlüğe geldiğimizde Ankara'da kalmayla devam ediyor. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde su kaynakları bölümünde yine master yapmaya başlamıştım. Fakat akabinde Milli Eğitim Bakanlığımızın bir bursuyla Amerika Birleşik Devletleri'nde modern sulama sistemleri konusunda master yaptım. Tabii giderken de sevgili anneme de danıştım. Böyle bir şeye başvurduk, kabul aldık ama gitmekte de tereddüt ediyoruz. Gitsek mi, acaba kalsak, kendimizden küçük kardeşlerimiz vardı, onlara da bakıyorduk o yıllarda. Sevgili annem aynen ithafta bahsettiğim gibi bana aynen dedi ki, oğlum sen burayı merak etme, master yapmak için git ama master'ını tamamladıktan sonra dön ve devletin için çalış. Bu sözü hiç unutmadım. Master yaptıktan sonra tekrar Devlet Su İşleri'ne döndüm. Şükürler olsun böyle güzel bir kurumda
her türlü kademede görev yaptım. Şube müdürlüğü, daire başkan yardımcılığı, daire başkanlığı, genel müdür yardımcılığı ve 2011 ila 2015 yılları arasında DSİ genel müdürlüğü ki bahsettiğiniz çok büyük projeler, evet. Bu dönemde inşallah ilerleyen zamanda detaylı bahsetme fırsatı olur. Bu dönemde yapma imkanı oldu. Arkasından Orman ve Su İşleri Bakanlığı, o da zamanki adıyla, daha sonra değişti çünkü Tarım Bakanlığı ile birleşince Tarım Orman Bakanlığı oldu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı döneminde müsteşar yardımcılığı, müsteşarlık ve bakanlık birleşince 2018 yılında Cumhurbaşkanı yeni yönetim sistemi döneminde de yaklaşık 4 yıl civarında bir bakan yardımcılığı yapma imkanı buldum. Bu kitabı da niye yazdım? Bu kadar DSİ'de çalıştık. Su ile ilgili görevlerde önemli vazifeler yaptık. Bütün bu yaptıklarımız, hizmetleri, mega projeleri ve geleceğe ışık tutması için bu kitabı yazdım. Bundan dolayı da çok mutluyum. Tabii girişte de ifade ettim izleyicilerimize. Bu akşam suyun öneminden bahsedeceğiz. Malum su insanların, hayvanların, bitkiler dahil olmak üzere bütün canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için en önemli temel madde. Belki bazen su deyip böyle çok kenara çekilebiliyoruz, çok basit bir cümleyle ifade edebiliyoruz ama su gerçekten canlıların hayatında çok büyük önem arz ediyor ve artık suyu da birkaç kategoride değerlendiriyoruz. İşte içme suyu diyebiliyoruz. Bunun yanı sıra tarım ve sulama suyu diyebiliyoruz. Ve özellikle de son yıllarda Türkiye'nin de çok da gündeminde olan enerjiyle birleştirdiğimiz zaman suyun enerjide kullanımını görüyoruz. Ben soruma şöyle başlamak istiyorum Sayın Özkaldı. Ülkemiz coğrafyası dikkate alındığı vakit su kaynakları bakımından şanslı bir konumda mıyız? Bu konuda neler söyleyebiliriz? Ülkemiz yarı kurak diyebileceğimiz bir şartlarda, bir coğrafyada yer almakta. Bir defa baştan söyleyeyim, zaman zaman gündemde kendisine yer alır. Su zengini bir ülke miyiz, değil miyiz diye. Su zengini bir ülke değiliz. Su fakiri de henüz değiliz ama kaynaklarımızı etkin kullandığımızda ancak kendi kendimize yetebilecek seviyede bir ülkeyiz. Birim alana yağışlardan aldığımız ortalama yılda 574 milimetre gibi bir yağışımız var. Tabii bunun bir kısmı akşa geçiyor, bir kısmı buharlaşıyor, bir kısmı yeraltı suyunu besliyor. Ortalama bizim bütün bu kayıplardan sonra kullanabileceğimiz su kaynağımız yıllık 112 milyar metreküp. Bunun da 94 milyar metreküpünü yerüstü su kaynakları olarak, 18 milyar metreküpünü de yeraltı su kaynakları olarak kullanıyoruz. Tabii nüfusumuz da yaklaşık 85 milyon kabul edersek, bu toplam kullanılabilir su miktarını böldüğümüzde kişi başına 1300 metreküp yapıyor ki standartlarda 1700 küsürün üzerinde olduğu zaman su zengini. Dünya standartları diyebiliriz değil mi? Dünya standartlarında. Binin altında da su fakiri diyorlar. Bugün itibariyle biz ikisi arasında kalıyoruz. Ancak gelecek dönemde nüfusumuzun artacağı, kaynaklarımızın da sabit olduğu düşünülürse tabii ki su stresi, su kıstı yaşayan ülke haline gelebiliriz. Bunu kaç yıl için öngörebiliriz Sayın 2050'den sonra. 2050'den sonra. Ama bizim bütün hesaplarımız, bizim bütün hesaplarımız 2050 yılına kadar, biraz sonra belki daha detaylı bahsedeceğim, suyu daha verimli, daha etkin, daha tasarruflu kullanmak zorundayız. Hem içme suyunda, hem sanayi kullanımında, hem de sulamada. Peki efendim, burada şunu sormak istiyorum. Türkiye'de su kaynakları hali hazırda doğru yönetiliyor mu? Bu konuyla alakalı gelecek planlamalarımız ne olabilir? Bir de sorumun içerisinde ikinci bir soruyu da dahil edeyim. Geçmişten günümüze bir mukayese yapacak olur isek, Cumhuriyet öncesi, Osmanlı'yı da dahil edecek olursak, suyun yönetimi hangi noktada değerlendirilebilir? Şimdi bu 112 milyar metreküpten bahsetmiştim. Bunun aşağı yukarı 57 milyar metreküpünü şu an içinde kullanıyoruz. Bunun da 44 milyar metreküp, yani yaklaşık %77'sini sulamada, tarımda kullanıyoruz. Geri kalan %23'ünü de
içme kullanma ve sanayi tüketiminde. Burada dikkati çekmek isterim ki bu %77'lik oran çok yüksek. İleri bu işi teknolojik olarak yöneten ülkelerde bu oran %70'lerin altında, 60'larda. Bizim de onun için mutlaka benim de master konum olan sulamada suyun daha etkin kullanımı, modern sulama sistemleri, damlama, yağmurlama sistemleri diyebileceğimiz yöntemler ile ve bugüne kadar yapılmış olan eski sistemlerin de rehabilite edilerek önümüzdeki dönem mutlaka bu tarımdaki %77'lik oranı düşürmemiz daha gerekiyor. Düşüreceğiz. Sanayide de, içme suyunda da bu oran diğerine göre düşük ama gerek içme suyunda gerek sanayi kullanımında maalesef kayıp kaçak oranlarımız yüksek. Bunları da bu önümüzdeki dönemde hem teknolojiyi kullanarak hem eski sistemleri yenileyerek bu kayıp kaçak oranların azaltmamız büyük önem arz etmekte. Geçmişten bugüne su nasıl yönetilmiş? Ona kısaca bir bakacak olursak, tabii Osmanlı döneminde su yapılarının inşası vakıflar tarafından yürütülüyordu. Su işlerinin örgütlü bir şekilde ele alınması ilk defa 1914 yılında Nafia Nezareti'nin yeniden yapılandırılmasıyla başlar. Nafia malum bayındırlık işleri evet. demek. Bugünkü adıyla Bayındırlık İşleri Genel Müdürlüğü böylece ilk defa 1914 yılında kuruluyor. Bunun görevleri neydi? İşte sulama, kurutma, taşkın koruma, nehir ulaşımı, su biriktirme ve dağıtımı konularında bu görevleri yapmış. Cumhuriyet tarihine geldiğimizde ilk defa 1929 yılında Mustafa Kemal Atatürk DSİ'nin temelini şöyle atıyor. Diyor ki su işleri teşkilatı etüdü henüz başlangıcındadır. İktisadiyatımızın ana tedbirlerinden olan su işleri umum idaresinin fendi kabiliyet ve kudreti çok sağlam kurulmalıdır. Yani bu kurulma emrini eski adıyla su işleri umum idaresi, daha sonra bu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 1954 yılında dönüşen kurumumuz ilk defa 1929 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından emirle kuruluyor. Yani DSİ'nin tarihi de burada neredeyse 100 yıla doğru gidiyor. Evet. İlk kurulduğunda tabii ki o zamanki dönemlerde sıtma hastalığı çok fazlaydı ülkemizde. Ve görevler arasında kurutma da var. Yani bataklıkların kurutması. Öyle bir çözüm bulunmuş. Bu görev de verilmiş. Taşın zararlarından korunması ve tarım. Ya o zaman tabii ülkemizde henüz daha baraj yok. Dolayısıyla hidroelektrik santral yok. Enerji üretimi yok. Enerji üretimine yani de... Su o zaman iki noktada kullanılıyor. Tarım ve içme suyu. Olarak. Aynen öyle. Evet. İlk defa enerji maksatlı kurulması işi 1935 yılında elektrik işlerinin etüt idaresinin kurulmasıyla başlıyor. 1936 yılında Keban Barajı, Elazığ Keban Barajı yerinde ilk su ölçümleri başlamasıyla bu işler devam ediyor. 1933 yılında Belediyeler Bankası vardı. Bu 1945 yılında adını şu andaki de hala devam eden İller Bankası olarak devam ediyor. 37 yılında Sular Umum Müdürlüğü adını Su İşleri Reisliği olarak değiştiriyor. Ve bu dönemde Çubuk Bir Barajı yapılıyor. İlk barajlarımızdan tabii, bir Cumhuriyet, tanesi. Tabii Cumhuriyet yıllarının ilk barajımız bizim Çubuk Barajı'dır. Çubuk Barajı hangi amaçla kuruluyor Sayın Özkaldı? Çubuk Barajı aslında tarım amaçlı kurulmuştur. Önceliğimiz tarım idi, sulama idi. Fakat Ankara'nın başkenti oluşu, hızlı nüfus artışı ve içme suyuna olan taleplerin artması sebebiyle tarımdan ilerleyen zamanda vazgeçiliyor ve sulama içme suyuna geçiyor. Yani oraya bir gidip inceleme imkanınız olursa eskiden yapılmış kanalları da görüyorsunuz. İçme suyu öne çıkınca o sulama maksadından vazgeçiliyor o dönem için. Peki Sayın Özkaldı, özellikle Cumhuriyet dönemini değerlendirdik. Son 20 yılı değerlendirecek olur isek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti devlet su işlerinin çalışmalarını hangi noktaya taşıdı? Hangi büyük projeler, özellikle uluslararası
arenada yüz akı diyebileceğimiz, yüzük kaşı diyebileceğimiz hangi projeleri gerçekleştirdi? Ya yani burada biraz da hafıza tazelemek adına soruyorum. Çünkü çok da erken unutuyoruz. Zamana da hafızamız bazen yeniliyor. Ondan dolayı bu soruyu yöneltiyorum size. Tabii. Şimdi son 20 yılda gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın da suya vermiş olduğu önemle birlikte su yatırımlarında büyük bir artış oldu. Konuşmamın başında söylemiştim. Biz yarı kurak bir ülke olduğumuz için kışın yağan yağışı bir şekilde yazın ihtiyaçlarını karşılamak için depolama yapıyoruz. Dolayısıyla barajlar ve göletler bizim için çok önemli. Rakam verecek olursam 2003 öncesinde toplam ülkemizde 276 baraj, 228 gölet vardı. Bu 2003-2022 yani yaklaşık 20 yıl içerisinde baraj sayısı 276'ya ilave olarak 716 baraj daha yapıldı. 716 baraj. Yani toplam 992'ye çıktı. Yani şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de övüneceği bir rakam diyebilir miyiz? Tabii. Uluslararası arasında. Tabii. 1000'e yaklaşan 276'dan 992'ye çıkması demek %260'lık bir artış demektir. Tabii göletler de çok önemli. Kırsalda bir gölet, bir köyün, bir ilçenin içme suyunu, sulama suyu ihtiyacını karşılayabilir. Göçü önler, kırsal kalkınma dediğimiz kalkınma yerinde sağlar. 2003 öncesi 228 adet göletimiz vardı. Bugün itibariyle bu 709 oldu. Yani burada da %211'lik bir artış var. Yani gölet ve barajda 1000'e yaklaşan bir sayıyla karşı karşıyayız. Tabii. İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılını bu sene kutluyoruz. İnşallah arzumuz, ümidimiz de İnşallah. Önümüzdeki süreç içerisinde de bu 1000 rakamını çok rahat bir şekilde yakalarız. İnşallah. Evet. Peki efendim şunu sormak isterim. Özellikle son dönemde kamuoyunun da yakinen adını bildiği çok önemli bir projemiz vardı. Yusufeli Barajı. Uzun yıllardır çalışılan ve Türkiye'de mühendis olarak, mühendislik harikası olarak nitelendirdiğimiz bu projeyle alakalı sizlerin de şahit olduğu çok önemli anekdotlar ve başlangıcından bitiş sürecine kadar şahitliğiniz söz konusu. Yusufeli Barajı ile alakalı izleyicilerimizle hangi anekdotları paylaşabilirsiniz? Şimdi dünya harikası dediğimiz barajlardan olması hasebiyle söylüyorum. Bir Silvan Barajı da var ya ama en fazla son yıllarda Yusufeli Barajı takdir edersiniz gündeme geldi. Tabii. Yusufeli Barajı Çoru Nehri üzerinde yaptığımız başka barajlar da var ama hem Çoru Nehri üzerinde yaptığımız hem de ülkemizde kendi sınıfında gerçekleştirdiğimiz, tamamladığımız en büyük barajımız. 275 metre yüksekliği var. Dünya klasmanında da kendi sınıfında 5. baraj. Kurulu gücü olarak 558 megawatt bir kurulu gücü var. Yıllık üretimi de yaklaşık 1,9 milyar kilowatt saat. Tabii ki bu baraj daha önce tamamladığımız Muratlı Barajı, arkasından Borçka Barajı, arkasından yine benim genel müdürlüğüm döneminde tamamladığımız Deriner Barajı. Bunlar da çok önemli. Özel sektörün yaptığı barajlar da vardı orada. Enerjiye yönelik. Hepsi bunların enerji. Evet. Yani o vadideki, Çoruh Vadisi'ndeki yapılan barajların tamamı enerji maksadı. Evet. Orada tarımsal alan yok. Dolayısıyla yok. Dolayısıyla Yusufeli Barajı hem dünya klasmanında hem ülkemiz sınıflandırmasında en büyük öneme haiz bir barajımız. Bunu hizmete aldık. Şu an itibariyle su dolma işlemleri devam ediyor. Yaklaşık 100 küsür milyon metreküp su orada bugün itibariyle dolmuş vaziyette. Tabii ki bundan etkilenen başta Yusufeli ilçemiz vardı. İlçe herhalde köylerimiz tamamen kavruldu. Köylerimiz daha bugün haberlerde izledim. Yani artık taşınmanın da son aşamasına gelindi. İnsanlarımızı da anlıyoruz. Oradaki kültürleri, adetleri, hatıraları var. Ama gelecek nesillere de büyük bir eser bıraktılar. Devletimiz büyük. Evet. Bunları mağdur etmedi. Şu andaki mevcut alanlarından hem kamusal alan hem de tarımsal alan itibariyle daha geniş yerlere taşıdı onu. Ben de bizzat başından sonuna kadar bu hizmetlerde bulunma şansım oldu. Ne büyük. Halkı sürekli dinleyerek, onların taleplerini alarak,
İlave gelen talepleri değerlendirir. Yani ben da, yaptım oldu değil de ortak akılla hareket edilerek. Ortak akılla onlara modern bir şehir yaptık. İnanın hastanesiyle, okullarıyla, aklınıza gelebilecek bütün kamu kurumlarıyla, sosyal donatılarıyla çok güzel bir yeni Yusufeli yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemize bu Yusufeli barajı enerji üretirken de insanlarımız daha mutlu bir şekilde yeni Yusufeli gelecek nesillere bırakacağımız çok önemli eserlerden bir tanesi olacak. Ümidimiz, evet, arzumuz da o ki gelecek nesiller belki, evet, yarın bu eserlerden daha büyük eserleri onlar da bir sonraki nesillere bırakacaklar. Ümidimiz, arzumuz o. Sayın Özkaldı, biraz önce de ifade ettik, 37 yıllık kamu çalışmanız esnasında çok önemli projelere imza attınız ama Türkiye'nin de gündeminde olan özellikle Güneydoğu Anadolu projesi, Doğu Anadolu projesi başta olmak üzere KOP projesi, DOKA projesinde de etkin roller üstlendiniz. Belki GAP projesinin tarihi biraz daha geçmiş yıllara gidiyor. DAP projesinin tarihi bu bağlamda belki bir 30 yıl öncesine gidiyor. GAP ve DAP Türkiye'nin hep gündeminde oldu. Özellikle merhum Özal'ın hayatta olduğu dönemde, merhum Süleyman Demirel'in hayatta olduğu dönemde hep gündemimizde olan projelerdi. Bu projeler şu an hangi aşamada, tamamlandı mı ve o gün kafalarında, büyüklerimizin kafalarında tasarlamış oldukları projeler hayata geçtikten sonra karşılığını bugün alabiliyor muyuz diye bir sorum olacak sizlere. Şimdi biraz önce bahsettiğim 35'te elektrik işleri etütte dersi kurulması, hemen akabinde 36 yılında Keban Barajı'nın Akser'inde su ölçümleri başladı demiştim. Yani Keban Barajı'nın yapımına 36 yılına itibaren hangi, başladı. Hangi tarihte bitiriliyor Sayın Özkaldı? 77'de. 77'de. Kimin başbakanlığı döneminde? Yani Süleyman Demirel. Süleyman Demirel, evet. Başbakanlığı döneminde bitiyor. Dolayısıyla Keban Barajı'nın böyle de bir önemi de var. Yani 40 yıllık bir tarih hemen. Çok hemen. Eski. Evet. Yani GAP projesinin başlangıç ve bitişi den kastım yani 40 yıldan. Hem başlangıç bitişi, evet, hem o dönemin en önemli projesi ve GAP'ın da ilk önemli bir parçası. Barajı. İlk o ve en önemli projenin parçası. Bir tabii. Küçük parçası aslında. Diğer barajlar mesela ilk yapılan baraj bizim Fırat Nehri üzerinde GAP'a hizmet eden, evet, Keban Barajı'dır. Arkasından Karakaya Barajı. Evet. Onun arkasından Atatürk Barajı yapılmıştır. Keban Barajı'nın o günkü yapılma ana sebeplerinden bir tanesi enerjiydi. Zaten bahsetmiştim. Elektrik etütlü dairesinin kurulması o gün duyulan enerji ihtiyacı ve hemen yapılması talimatı verilmesi. Dolayısıyla Keban Barajı o günlerde GAP projesi daha doğrusu düşünülürken İlk önce depolama tesislerimizi yapalım, suyu depolayalım, enerji üretmeye başlayalım, arkasından sulama işine geçeriz diye düşünülmüş. Ve doğru bir düşünceydi bu. Keban Barajı kısa bir sürede, o günkü imkanlar çok kısıtlı. Evet. Ancak Dünya Bankası'ndan kredi almak suretiyle yapılabiliyor. Öyle milli bütçeyle hemen başlamak çok kolay. Çok şükür şimdi... Hemen hemen hiç kredi almadan bu büyük projeler yapıyoruz. Evet. Biraz önce bahsettiğim, evet, Yusufeli Barajı. Tamam, merkezi bütçeden. Hem başlanan. Projesiyle, evet, planlamasıyla, inşaatıyla, denetimiyle ve bütçesiyle. Bütün bu yönleri tamamen yerli ve millidir. Keban Barajı yapılıp akabinde Karakaya Barajı da enerji maksatlıydı. Ama sıra Atatürk Barajı'na geldiğinde bu barajlar içerisinde en büyüğü. Haran Ovası ve Şanlıurfa Ovası'nı sulayacak. Dolayısıyla en bereketli topraklar. En bereketli topraklar. Yani GAP'ın tarihçesi çok eskidir. GAP'ın tarihçesi 1936 ile başlar. 1990'da Atatürk Barajı'nın tamamlanmasıyla ovaya ilk defa su gelmiştir. Bugün itibariyle 50 yıllık bir süre. Tabii. Mesela. Bugün itibariyle enerji amacı yönüyle hemen hemen tamamlanma aşamasına geldi GAP projesi. KOP da öyle. Orada DAP'da bekleneni öyle. Alıyor. Alıyoruz. Yani bu barajlar çalışıyor. Beklenen enerji üretiyor. Tarıma gelince, tabii ki ilk başladığında büyük bir alan. 1,8 milyon hektar sulayalım. Fakat daha sonra bizim yaptığımız çalışmalarda çok
kademeli sulamaların oldu. Yani terfi yüksekliklerin çok olduğu, dolayısıyla bugünkü enerji maliyetleriyle ekonomik olmadığı görülünce biz bu yeniden revize ettik. Bu 1,8 milyon hektar, 1 milyon 58 bin hektar olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde yeniden GAP eylem planı ilan edildi. Ne zaman? 27 Mayıs 2008. 1 milyon 58 bin hektar alanın bugün itibariyle %60-65'lerinde geldik diyebiliriz. Ama hedefler yakalandı orada. Yakalandı. Ne güzel. Ama alansal olarak böyle belki tamamına yakın değil ama büyük kanallar bitti. O da çok önemli bir başarı. Mesela ben size bir örnek vereyim. Atatürk Barajı'ndan Mardin'e giden 222 kilometre uzunluğunda bir kalan var. Çok kapasitesi de yaklaşık 200 metreküp saniye. Ya neredeyse bir Kızılırmak nehrini düşünün. Bu nehir Atatürk Barajı'ndan başlıyor. Mardin'e kadar 220 kesintisiz bir şekilde 1 kilometre gidiyor. Evet. Bu kanal menzile bitti. Ulaşıyor. Bu kanal bitti. Şu anda Mardin'e kadar bu su gidiyor. Yani vatandaşlar belki şebeke olarak tamamlanmamış olsa da o ana kanaldan alıp sulama yapma imkanı buldu. KOP'ta da aynı şekilde enerji maksadına ulaştı. Sulamada da hızlı bir şekilde ilerliyor. DAP da hakeza öyle. Yani bu bölgesel kalkınma projeleri doğru düşünülmüş, doğru tasarlanmış. O bölgeyi kalkındıracak. Sadece ekonomik değil, insanların gelir artışıyla birlikte bunların refah düzeyini. Refah düzeyinin artması. Topluma katma değer oluşturmasını. İnşallah bu projelerle de geçmişle geleceği buluşturup belki gelecek nesilleri de bu bağlamda daha farklı noktalara taşıyacağız. Sizin de ifade etmiş olduğunuz rakamlardan anlamış olduğumuz kadarıyla da dünya standartlarında bir noktada yakalamış vaziyetteyiz ki bu da bizim için gerçekten övünç kaynağı ve bu projelerde işçisinden mühendisine, müteahhitinden lojistiğini sağlayan her bir kişiye kadar binlerce insanın alın teri var, emeği var, zekası var, aklı var, ufku var. Onun için emeği geçen herkese biz ekranlarımız aracılığıyla da teşekkürlerimizi iletelim. Yapımı mutfakta yemeğin yapımı gerçekten çok zordur. Belki sunumu çok kolaydır ama siz o zor aşamaları, o zor evreleri bizzat bilen, şahit olan isimlersiniz. Ondan dolayı da ayrıca biz sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Belki tecrübelerinizin en zirvelerinden bir tanesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki en önemli projelerden bir tanesi de Barış Suyu diye nitelendirmiş olduğumuz KKTC Su Temin Projesi. Burada çok büyük emekleriniz var. Türk kamuoyu da sizi KKTC Su Temin Projesi ile çok yakinen tanıma fırsatı buldu. Toros Dağları'ndaki suyun Akdeniz'den boru ile geçirilerek KKTC topraklarına taşınma işi. KKTC'ye yılda 75 milyon metreküp su ulaşarak 50 yıl boyunca kullanma ve içme suyu ihtiyacını karşılayacak dev bir projeydi Sayın Özkaldı. 2011 yılında temelleri atıldı. 2015 yılında da çok görkemli bir açılış ile proje nihayetlendirilmiş oldu. Yaklaşık 4,5 yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde belki dünya standartlarını da bu bağlamda egale edecek bir projeydi. Projeyle alakalı söylenecek çok söz var. Bu bağlamda siz izleyicilerimize detay olarak neler aktarabilirsiniz? Yani projenin de bu bağlamda biraz da geçmiş tarihi de var. 90'lı yıllarda başlayan da bir tarihi var. Biraz programa gelmeden önce de baktım. Ama çok hızlı bir çalışma neticesinde 4,5 yıllık bir süreç içerisinde de bu proje bitirildi. Projeden bahsedebilir misiniz? Şimdi Kıbrıs'taki yağış ülkemizin yağışlarından çok altında olduğu için ve orada da tarım yapıldığı için Türkiye'den Kıbrıs'a su götürme çok eskiden beri tartışıldı. Bir zamanlar balonlarla su götürülüyormuş. Hatta ben balonla su taşıma projesi gördüm. Balonları gördüm Sayın Özkaldı. Doğru. Duran balonlar var. 60'lı yıllarda galiba evet. Balonlarla su götürülüyor. Yapıldı ama yani bu kalıcı bir çözüm olmadı maalesef. Ve zor. Maliyeti yüksek. Tabii maliyeti yüksek. Sürdürülebilir de değil. Evet. Dolayısıyla 1998 yılında
ülkemizden, Dragon çayından. Evet, Anamur'daki. Ondan, Anamur'daki evet. Dragon çayında yapılacak bir baraj marifetiyle. Orada eskiden köy hizmetlerimizi yine bizim yaptığı İlçitköy göleti vardı. O göletin olduğu yere daha büyük bir baraj yapmak. Suyu orada biriktirip terfiyle Güzelyalı yukarıdaki o ormanlık alandaki Çamlıbel. Çamlıbel, evet. Çamlıbel'deki arıtma tesisine oradan da dört grup halinde dağıtım yapılması planlandı. 1998 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla başlıyor iş. Arkasından Devlet Su İşleri'ne fizibilite hazırlama talimatı veriliyor. Bu da Kıbrıs Su Projesi Fizibilite Rapor adı. 1999 yılında yürürlüğe giriyor. Arkasından 2004 yılında yani bu AK Parti hükümeti döneminde ilk defa KKTC Su Master Planı hazırlandı. Su Master Planı'nda ne anlıyoruz? Oradaki bütün su kaynaklarının değerlendirilmesi, mevcut kaynakların değerlendirilmesi, içme suyu yönüyle, tarımsal yönüyle ve proje geliştirilmesi 2004 yılında hazırlanıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi Alaköprü Barajı'ndan alacağımız, evet, götüreceğimiz 75 milyon metreküp su, yıllık suyun yaklaşık %50'si diyelim. %50,3'tür içme kullanma suyu. Geri kalan %49,7'si de tarım. Biz buna yarı yarıya diyelim. Yarısını içme suyuna, yarısını da sulamaya verelim diye planladık. Tabii nüfus projeksiyon olarak 2035-2040'lı yıllar göz önüne alındığı için biz hemen yarısını, yani 2035'i daha çok olduğu için biz içme suyuyla biraz daha başta. Birinci etap içme suyuyla başladı. İçme suyuyla. Evet, orada da başarılı olundu zaten. Başarılı olundu. Evet. Neler yapıldı? 2011 yılında, 7 Mart 2011 yılında hem Alaköprü Barajı'nın buradaki, Anamur'daki hem de öbür taraf, diğer taraftaki, Kıbrıs tarafındaki Geçitköy Barajı'nın temelleri. Eş zamanlı mı sayımız kaldı? Eş zamanlı temeller atıldı. Eş tarih zamanlı atıldı. Çok şükür ki ben bunlara yakaladım. Evet. Yani genel müdürlüğüm döneminde bunların hem temel atmalarına hem bitirilmelerine şahit oldum. Bundan dolayı da gerçekten kendimi bahtiyar hissediyorum. 2012 yılında da esas projenin omurgası olan deniz geçişinin ve kara yapılarının temelleri atıldı. Yani buradaki deniz geçişinden de bir miktar bahsetmek isterim. Tabii en önemli konulardan bir tanesi zaten orada projeyi herhalde zirveye taşıyan husus deniz geçişi. Tabii. Yani projenin adına mega proje denilmesinin sebebi o. Sebebi de mühendislik bu. Harikası. Neden sebebi bu? Bu örnekte bir proje dünyada yok. Deniz yüzeyinin 250 metre altında. İfadeniz doğru mu? 250 metre altında ve bu yaklaşık hepsi 80 kilometre ama askıda giden kısmı 66,5 kilometre. Evet. 66,5 kilometre. Bunlar da her birisi 500 metre uzunluğunda 1600 milimetre çapında high density polietilen borularla. Bunlar da ülkemizde üretiliyor. Yani bunların taşınması, yerleştirilmesi hepsi bir mühendislik. Bunun harika için biz özel taş ucuna eski Seka fabrikasına aldık. Özelleştirme idaresinden fabrika kurduk. Çünkü böyle bir boru üreten ne dünyada ne ülkemizde fabrika vardı. Lojistiği bile başlı başına. Tabii yani bu proje için biz özel fabrika kurduk taş ucunda. Evet. Dolayısıyla bütün bu barajlar, deniz geçişi, terfi hatları, arıtma tesisi ve tüm bu müşterilerin tamamlanması 4,5 yıl kısa gibi süre. Kısa sürede çok kısa bir tamamlandı. Süre. Ve 7 Ağustos 2015 tarihinde son montajda yapılmak suretiyle 17 Ekim 2015 tarihinde bu işin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yaptık. Sayın benim Cumhurbaşkanımızın açımdan, da ilk yıllarıydı. Cumhurbaşkanlığının ilk yıllarıydı. Tabii benim açımdan. Başbakanlığı döneminde temel atılmıştı. Başbakanlığı dönemine de açılış nasip oldu. Aynen öyle. Benim açımdan ve birliğimizin biraz önce bahsettiğimiz. Geleceğiz, birliğe geleceğiz efendim. Birliğe geleceğiz ama şöyle bir önemi var. Son parçayı,
birleştirirken ben birlik başkanıydım ve yerine arkadaşlarla birlikte bir seyahat düzenledik. Oradan da bir helikopter aldık. Helikopterle o denizdeki son parçanın birleşmesine deniz şartlarında montaj yapılması, onun 250 metre aşağı indirilmesi gerçekten 134 zor. Adet askıdan bahsediliyor. Evet. Sayın Özkan. Evet. Evet. Onu bizzat şahit olmuş olduk. Çok gurur vericiydi. Bu işin içme suyu yönü. Bir de tarımda değerlendirilmesi, tarımda değerlendirilmesi iş var. Burada ne yaptık? Kısaca ondan tabii ki bahsetmek isterim. Çünkü orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hali hazırda iki önemli ova var. Bir Meseriye Ovası, bir Güzelyurt Ovası. Aynen. Meseriye ve Güzelyurt Ovalarının sulaması da tamamen bu suya bağlı. Tabii. Şimdi Kıbrıs'taki yağış Türkiye'den daha az demiştim. 574 milimetre, burada 354 milimetre. Ve Kıbrıs'ımızın da yaklaşık %57'si tarım arazisi. Burada ne yetişiyor? Narenciye başta olmak üzere. Ve belki de bölgemizin en kaliteli narencilerinden. Aynen öyle. Sayın Özkan. Narenciye, hububat, zeytin, patates, havuç gibi sebze ve meyvenin kaliteli bir şekilde üretildiği bir yer. Tabii ki bu yönde aynen bahsettiğiniz gibi iki alanda biz çalışma yaptık. Güzelyurt'ta ve Orta Meseri'de. Güzelyurt halen yeraltı suyuyla sulama yapan bir bölge. Siz de bilirsiniz. Evet. Ve aşırı çekimden dolayı da son zamanlarda maalesef deniz suyundan karışım yeraltı suyuna, yeraltı suyu çok düştüğü için girişimde vardı. Ve yavaş yavaş artık toprak da tuzlanmaya başlamıştı. Dolayısıyla biz burada her iki alanında tamamını sulayamayacağımıza göre şöyle bir ara çözüm bulduk orada. Mevcut kısımda bir miktarını daha önceden oraya götürdüğümüz bir su var zaten biliyorsunuz. Orada Güzelyurt Ovası'nda tamamı 7.353 hektardır. Biz buraya ilk aşamada bir o da ne kadardı? 20.000 metreküplük bir Kumköy deposu var. O depoyu besleyelim, oradaki mevcut alanı sulasın diye biz ne yaptık? Orada bir iletim tüneli yaptık. Buradan işler tamamen bitti. Tünel de var, galeri de var. Buranın sulanması için bu iş ilk etapta tamamlandı. Dolayısıyla buradaki ikinci aşamadaki işimizde, oradaki alan daha da büyük. Orta Meseri Ovası sulaması. Güzelyurt'ta şu an çalışmalar tamamlandı mı? Güzelyurt'taki çalışmalar tamamlandı. İhtiyaca cevap verebilecek durumda. Tabii iletim hattı bitti. Tünelimiz bitti. Uzun bir tünel vardı orada. O tamamlandı. Ve oraya şu anda yani bu sulama mevsiminde su verilebilir diye. Çok rahat bir şekilde. Düşünebiliriz. Evet. Esas bizim büyük alan orada yani bakir alanlar var. Gittim ben bizzat gördüm. Ve büyük bir alan 9720 hektar bir alandan bahsediyoruz. Yani Orta Meseri ya. Güzelyurt Ovası'nın daha büyük bir alan. Daha büyük bir alan. Tabii Güzelyurt'ta hem daha önceden sulama var hem de alan olarak da bundan daha küçük, yeşillik. 7153 hektar. Evet. Evet. Burası 9720 hektar. Buranın da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale süreci halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde tamamlanıp işe başlayacağını biliyoruz. Şimdi bir şeyden daha bahsetmem lazım. Onu atlamayalım. Biz oraya suyu götürmekle 4 iletim hattı yapmak işi bitirmedik. Yani Girne hattı var, Lefkoşa hattı var, Mausa hattı var, Dip Karpaz bölgesi var. 4 grup halinde biz ana... Yaklaşık kaç kilometre bu? Yaklaşık toplam? 500 kilometre. 500 kilometre. Tabii. Yaklaşık yani 500, Ankara İstanbul arası mesafeden daha uzun 500 kilometreden fazla. Biz 4 grup halinde bu iletim hatlarını yaptık. Fakat gördük ki mevcut belediyelerin gelip de bunu işletebilmeleri mümkün değil. Biz hem bunun modern bir sistem, SCADA sistemi var. Evet. İzleniyor merkezi bir yerden. Hem işletmesini yapabilmek hem de mevcut hatlarla bunların bağlantısını da yapmak için eksiklikler de vardı. Onu da gördük.
Yani içme suyu, depo, bağlantı hatları. Bu da büyük. Yaklaşık tüm Kıbrıs genelinde 207 kilometre. Bunların da ihalelerini yaptık. 30 Kasım 2022 tarihiyle sözleşmeler imzalandı. Dolayısıyla bu bağlantı hatları da önümüzdeki günlerde yapılacak. Ha, şu anda Kıbrıs'a içme suyu olarak su veriliyor. Kıbrıslı vatandaşlarımız şu an istifade ediyorlar. İstifade ediyor. Fakat Anamur'dan giden suyu çok rahat bir şekilde bu tamamlayıcı olacak. Alabiliyorlar. Tabii. Sayın Bakanım, nice projelere şahit olmamız arzusuyla, temennisiyle sözlerimize devam edelim diyorum. Elimizde muazzam bir eser var. Bizimle de ilk nüshasını paylaştınız. Henüz kamuoyu da görmedi. Ama biz Kanal Avrupa ekranlarıyla izleyicilerimize ulaştırmanın da heyecanını yaşıyoruz. Türkiye'de suyun geleceği, 37 yıllık tecrübe, emek ve birikim neticesinde kaleminizi sayfalara döktünüz. Ve burada çok önemli projeler var, çok önemli çalışmalar var. Ve burada her şeyden de önemlisi, hemen görüyorum, Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu Ilısu Barajı'nın da görsellerini görüyorum. Orada da hatıralarınız var. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bu çalışmaları yürütürken bir taraftan da hem doğaya zarar vermeden hem de kültürel varlıklarımıza zarar vermeden projeleri inşa etmiş olması da devletimizin ve mühendislerimizin de aynı zamanda büyüklüğünü ortaya koyuyor. Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı göl alanında kalan tarih ve kültürel varlıkların taşınması da belki dünya kamuoyunda gelecek nesillerin gelecek nesiller için bırakabileceğimiz en önemli görsellerden bir tanesiydi. Siz o gün orada mıydınız diye öncelikle sorayım. Biz onu ben o zaman müsteşardım. Buradan bakanlıktan canlı izledik. Oraya bağlantı yaptık ve Sayın Bakanımız da bunu basın mensuplarıyla paylaştı. Zeynel Bey Türbesi. Evet, muazzam bir proje. Gerçekten gurur duyulacak bir proje. Şimdi ortak orada, akılla icra edilen bir proje. Buradan izleyicilerimizle de paylaşabiliriz. Ben kameralarımıza şöyle yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi kıymetli izleyicilerimiz, tarihi varlıklarımızı da yok etmeden geçmişin bize bırakmış olduğu ecdat yadigarı bu eserleri bizler de gelecek nesillere en ince ayrıntısıyla bırakabilmenin de onurunu yaşıyoruz. Sayın Özkaldı, kitabınızda hatıralarınız var, kitabınızda projeler var, kitabınızda çalışmalar var ve her şeyden de önemlisi Türkiye'de suyun geleceğini anlatmaya gayret göstermişsiniz. Eser Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği ile Ekovrasya Vakfı yayınları arasında ikisinin işbirliğiyle yayınlandı. Hatta KKTC'de suyun tarımda etkin kullanımı çalıştayı özel yayını ile değerlendirildi. Nasip olursa önümüzdeki aylarda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde suyun tarımda etkin kullanımı çalıştayla gerçekleştirilmiş olacak. Siz kitap ile alakalı neler söyleyeceksiniz, izleyicilerimizle neler paylaşacaksınız diye sorayım. Evet, gerçekten 37 yılın bir özeti. Bana göre çok emek verilmiş bir eser. 2019 yılında başlamıştım aslında yazmaya. Derlediğim, topladığım çok yayınım vardı ama bu Türk Dünyası Mühendisler Mimarlar Birliği'ndeki danışma kurulu başkanlığını yürütürken biraz da zamanımın... Halihazırda danışma kurulu başkanısınız ama bir dönemde başkanlık görevini de yürüttünüz. Tabii. Orada da çok önemli çalışmalara imza attınız. Tabii, birlik başkanlığı da Türk yaptım. Dünyasında mühendislik ve mimarlık alanındaki ilişkilere çok önemli katkılar sundu birliğimiz. Evet. Ve bu bağlamda da halihazırda Türkiye'de önemli bir inisiyatifi yürüten de bir sivil toplum kuruluşu olduğunun da hakkını teslim edelim. Doğrudur. Yani kitabı tamamlama fırsatını Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nde buldum. Son bir yılımı tamamen buna ayırdım diyebilirim. Tabii sağ olun Eka Avrasya da buna büyük destek verdi. Elimizden geldi ölçüde. Verdi. Güzel bir eser oldu diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki hedefim de bunu geleceğe, gelecek nesillere ışık tutması ve uluslararası bir yayın olması. Arzumuz temelimiz. Arzum var. Evet. Bunu inşallah İngilizce'ye de en kısa zamanda çevirip öyle de bir yayın yapmak isterim.
arzumuz, temennimiz bu zaten. İnsanoğlunun bilgi ve düşüncelerini aktardığı en önemli belge kitap. Kitaplar rafları çökertir ama nesilleri de yüceltir derler. Bu vesileyle de ifade edelim. İzleyicilerimiz eğer kitabımızdan temin etmek istiyorlar ise Kanal Avrupa Merkezi ile irtibat kurdukları takdirde bir şekilde kendilerine de bu yayını, bu eseri ulaştırabilme imkanı oluştururuz. Bunun da sözünü vermiş olalım. Güzel bir sohbet oldu. Davetimize icabet ettiniz. İzleyicilerimizle sizleri buluşturduk. Bilgi ve birikiminizi bizlerle paylaştınız. Sizlere biz çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ümidimiz, arzumuz bugüne kadar imza atmış olduğunuz eserleri gelecek nesiller daha yüksek seviyelere taşırlar. 2019'da niyetlendiniz ama eser de Cumhuriyet'in 100. yılında yayınlanması nasip oldu. Biz tekrar tebriklerimizi ve başarı dileklerimizi iletelim. Kıymetli Kanal Avrupa izleyicileri, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Başkent Ankara'dan sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Hoşça kalın.